Orman köylerinden birinde yaşlı ve yoksul bir oduncu yaşarmış. Bir gün yine ormana ağaç kesmeye gitmiş. Çevrede kimseler yokmuş. Orman ıssızmış. Ama çevresinden fısıltılar duymaya başlamış. Keselim mi? Kesmeyelim mi? Keselim mi, kesmeyelim mi? Oduncu çevresine bakınmış ama kimseyi görememiş. Ağaçların arasında ilerliyormuş ama fısıltılar azalmıyormuş. Sonunda oduncu kızmış. Yeter artık sorduğunuz. Keseceğin şeyi kes, kesmeyeceğin şeyi de kesme. Bunları söyler söylemez ağaçların doruklarından aşağı altınlar yağmaya başlamış. Küçüklü büyüklü altınlar sonbaharda ağaçların dallarından dökülen yapraklar gibi toprağa iniyormuş. Oduncu Üstüne düşüp yığılan altınlardan ayakta zor durur hale gelmiş. Hemen çuvalını çıkarmış. Toplayabildiği kadar altını çuvalına ve küfesine doldurmuş ve evinin yolunu tutmuş. Evde altınlarını ortaya dökmüş ve odanın ortasında koca bir öbek oluşturan çil çil altınları karısıyla birlikte seyretmiş. Ama kötü kalpli komşusu pencereden onları gözetliyormuş. Yaşlı adamın altınları nasıl elde ettiğini de duymuş. Hemen gece yarısı ormana gitmiş. Gerçekten de yaşlı adamın dolaştığı yerlere ulaştığında fısıltılar başlamış. Keselim mi kesmeyelim mi? Keselim mi kesmeyelim mi? Kötü kalpli komşu da kes kes hepsini kes, hepsini kes. Ben buradayım diye bağırmış. Derken ağaçların dallarından bir şeyler dökülmeye başlamış. Komşu hepsini toplamış, çuvallara doldurmuş. Çuvalları arabasına koymuş ve hemen evine gitmiş. Ama ağaçların dallarından dökülen şeyler altın değil çam ağaçlarının reçinesiymiş. Evin salonuna gidip ateşin yanında çuvalları açınca reçineler alev almış ve kötü kalpli bencil komşunun sahip olduğu her şey yanıp kül olmuş. Ağaçlar insanın yüreğine göre davranırlarmış. İyi kalpliler için cömert, kötü kalpliler içinse yakıcı olurlarmış.